İyi günler. Bugünkü videomuzda bebekler için ıslak mendilleri inceleyeceğiz. Sol tarafımda yeni doğanlar için kullanılan ıslak mendiller. Sağ tarafımda ise yeni doğanı ilk 3 aydan sonra kullanabileceğiniz ıslak mendiller yer alıyor. Bunları ilk önce fiziksel olarak ambalajlarını inceleyeceğiz. Daha sonra da içeriklerine bakacağız. Kıyaslayacağız birbirleriyle. İlk ürünümüz Bebedor. Yeni doğanlara özel ilk günler first days ibareleri var. Pamuklu ıslak havlu diye geçiyor. İçeriğinde saf su ve pamuk içerir ibareleri var. Alkol içermez, paraben içermez. İçeriğine baktığımızda ise içeriğine bakalım neler varmış. Aqua. Bunları da daha sonra detaylı olarak inceleyeceğiz içeriğini. Türk malı ibaresi var. İçinde 40 adet var. 40 adet bulunuyor. Ve açıp bir dokusuna bakalım. Nasıl bir dokusu var? Onu inceleyelim. Açtığımız evet gayet pamuklu. Dokusu gayet güzel. Kokusuna bakalım. Kokusu yok. Yani parfüm olmadığına işaret ediyor. Zaten yeni doğan çocuklarda parfümle kullanmak sakıncalı. Şöyle yaptığımda köpürüyor mu ona bakıyorum. Herhangi bir köpürme yok. İkinci ürünümüz Slippy. Bunun da içinde 40 adet var. Saf su ve pamuk ibareleri bulunuyor. Parfümsüz, alkolsüz, parabensiz ibareleri var. Başka bakıyoruz. Başka neler var? Bu da Türk malı bir ürünümüz. Türkiye'de üretiliyor. İçeriğine de takiben inceleyeceğiz. Bunun içine bakalım. Bunun dokusu nasıl? Slippy ürünü kapaklı. Bunun da dokusu gayet iyi. Islaklı Bebedor'a göre biraz daha fazla. Yaptığımda bir köpürme hissi oluyor mu ona bakıyorum. Olmuyor. Bunda da kokusuz. Parfüm yok. Bunlar benim kullandığım ürünler. Hip'e bakalım. Hip Alman malı bir ürün. Baby Soft. Hip'in iki ürünü var. Bu yeni doğan zaten. Burada da daha ileriki safhalarda kullanacağımız ürün. Biz yeni doğan için olan ürününü kullanıyoruz. Yeni doğan ürünü mavi ambalajlı oluyor. Sensitive yazıyor üzerinde. Aynı parfüm, parfümsüz ibaresi var. İçinde ne kadar varmış bunun? 52 adet var. Bunun ambalajı biraz daha büyükmüş. Evet, bunun içeriğine bakalım. Bir tane deneyelim. Bu tam pamuklu bir dokuya sahip değil. O pamuk hissini hissedemiyorsunuz Slippy ve Bebedor'daki kadar. Ve o Slippy kadar da ıslak değil dokusu. Bakıyorum bir köpürme var mı? Bir köpürme yok. Kokusuna bakıyorum. Çok hafif bir farklı bir koku var ama parfüm değil. Bunu da koyalım. Şimdi Oni Baby'ye bakalım. Biz genellikle ne kullanıyorsunuz diye sorarsanız Oni Baby kullanıyoruz. Oni Baby'den gayet memnunuz. Slippy de kullanıyoruz. Sonradan da Bebedor kullanmaya başladık. Bu üç üründen de memnunuz. Ama en fazla Oni Baby kullanıyoruz. Bunun dokusu pamuklu dokusunu hissedebiliyorsunuz. Bakıyorum herhangi bir köpürme var mı? Köpürme yok. Ama elimde biraz pamuk dokusu kalıyor. Şöyle sürttüğüm zaman. Bu aslında pamuklu olduğunu gösteriyor. Gerçek pamuk. %100 pamuktan üretildiği hissi veriyor insana. Kokusuz. Kesinlikle kokusuz. Şeye baktığımızda pamuk, saflaştırılmış su, alkol, paraben, parfüm içermez ibareleri var. Bunun içinde de 40 adet var. İçeriğini de daha sonra tablodan karşılaştırma olarak inceleyeceğiz.
3 aydan sonra kullanacağınız mendillere baktığımızda Uni Baby'nin Uni Wipes modeli var. Yumuşak petek dokulu ibareleri var. Alkol ve paraben içermez diyor. pH 5,5. pH derecesi de mendiller için önemli bir derece. Bu da iyi. 60 adet bulunuyor içinde. Fakat parfüm var ve içeriğinde 3 aydan sonra birçok madde eklenmeye başlıyor artık mendillere. Buna baktığımızda dokusuna, bu da petek dokulu dediği için çok desenli bir modeli var. Tabii yeni doğana göre biraz daha kaygan, sentetik hissi veriyor insana. Bir parfüm kokusu geliyor. Ama çok fazla ıslak değil. Şu ana kadar baktığımız mendillerden en ıslak olanı Sleepy'ydi. Sıvı oranı en yüksek olan. Evet, Sleepy'nin 3 aydan sonraki modellerinden lavender, lavanta kokulu. 50 adet varmış içinde. Alkol ve paraben içermiyor. Başka bir ibare, içeriği de yine diğer 3 aydan sonraki modeller gibi biraz kalabalık. Onları da yine inceleyeceğiz. Bunun dokusuna baktığımızda bu da diğerlerine göre biraz daha sentetik bir yapısı var. Onu hissediyorsunuz. Yine ıslaklığı Uni Baby'ye göre fazla. Parfüm kokusunu alıyorsunuz. Lavanta kokulu. Prima'ya bakalım. Prima hassas ciltler. Bu da 3 aydan sonra kullanılan modellerden birisi. Çünkü bunun da içeriğine baktığımda bayağı bir kalabalık içerik var. Bayağı bir kimyasal ya da katkılar var. Bunların ne anlama geldiklerini birazdan inceleyeceğiz. Bu Alman yapımı. Bu da Alman malıymış. İçinde 56 adet yaprak bulunuyor. Dokusuna baktığımda biraz çıkışı zor. Parçalanıyor. Diğer yapraklar da elime geldi. Dokusu güzel. Şu an 3 aydan sonra kullanılanların arasında en pamuksu dokuya bu sahip. Hatta parçalanıyor bile. Gördüğünüz gibi. Bu da çok fazla parçalanıyor. Kokusuna baktığımda ben Prima'nın kokusunu hiç sevmiyorum. Güzel bir kokusu yok bence. Islaklığı bayağı ıslak. Baktığımda biraz köpürme hissi oluşuyor. Ama kokusundan dolayı biz pek kullanmadık. Sebamet'e bakalım. Sebamet'te 54 adet yaprak bulunuyor. pH 5,5 belirtilmiş. Paraben ve alkol bulunmuyor. Ama parfüm her zaman gibi bunda da var. Hemen içeriğine bakalım. Bir adet çıkartıyorum. Sebamet biliyorsunuz genelde sağlık ürünleri, medikal ürünler üretir. Bunda bayağı bir köpürme var. Şöyle yaptığım zaman resmen sabun köpüğü gibi elinizde kalıyor. Ve mendili de bayağı bir sentetik hissi veriyor insana. Biz bundan pek memnun kalmadık. Bakıyorum, çok hafif bir parfüm kokusu var ama parfüm var içerisinde yine. Bu köpürme hissi benim pek hoşuma gitmedi. Hip'in Zart Plef Gent. Bu da 3 aydan sonraki modellerinden bir tanesi. İçinde ambalajında kaç adet varmış? 56 adet bulunuyor. Buna bakalım. Islaklığı normal. Çok ıslak değil. Biraz kuru hisli de veriyor. Dokusu da fena değil. Güzel. Hoş bir dokusu var. Kokusuna bakalım. Kokusu da çok güzel. Şimdiye kadar kokladığım mendillerin en güzel kokusuna sahip. Köpürme hissi var mı? Ona bakalım. Herhangi bir köpürme hissi yok. Mendillerimizi fiziksel olarak paketlerini inceledik. Şimdi de içeriklerine bakalım. Yeni doğan ıslak mendillerin içeriklerine baktığımızda su ya bütün ıslak mendillerimizde bulunuyor. 4 adet incelediğimiz ıslak mendilde de.
Potasyum sorbet. Bu Unibaby ve Sleepy'de bulunuyor. Potasyum sorbetin ne olduğunu anlamak için tablonun en sağ tarafındaki açıklamaları inceleyebilirsiniz. Excel Hex Glycerin sadece Bebedor'da bulunuyor. Fenoksoetanol Bebedor'da bulunuyor. Tetrasodyum Edda Bebedor'da bulunuyor. Sitrik asit Bebedor ve Hip'te bulunuyor. Prunus Amygdalus Dolcit Sit Extract Hip'te bulunuyor. Elention Hip'te bulunuyor. Sodyum Citrat Hip'te bulunuyor. Caprylic Glycoid bu da Hip'te bulunuyor. Ethyl Hexyglycerin bu da Hip'te bulunuyor. Sodyum Benzoat sadece Hip'te bulunuyor. 3 aydan sonraki bebekler için kullanılan ıslak mendillerin içeriklerine baktığımızda su incelediğimiz 5 ıslak mendilde de bulunuyor. Sitrik asit Prima'da, Uniwipes'ta, Sebamed'de ve Hip'te bulunuyor. PEG-40 Hydrogenated Castor Oil Prima'da ve Sleepy'de bulunuyor. Sodyum Citrat Prima'da, Unibaby'de, Sebamed'de ve Hip'te bulunuyor. Sorbitan Caprylate Prima'da bulunuyor. Xanthangam Prima'da bulunuyor. Sodyum Benzoat Prima'da, Sleepy'de ve Hip'te bulunuyor. Disodyum Edda Prima'da ve Unibaby'de bulunuyor. Bispec Dimeticone bu da Prima'da bulunuyor. Caprylic Triglycerit Prima'da ve Unibaby'de bulunuyor. Pentade Galacton Prima'da bulunuyor. Propilen Glikol Prima'da ve Sebamed'de bulunuyor. Gliserin Sleepy'de ve Hip'te bulunuyor. Dehidroasetik asit Sleepy'de, Unibaby'de, Sebamed'de bulunuyor. Parfüm hemen hemen hepsinde bulunuyor Prima hariç. Fenoksoetanol Unibaby'de ve Sebamed'de bulunuyor. Tetrasodyum Glutamate Decatate Unibaby'de bulunuyor. Polisorbate Unibaby'de bulunuyor. Benzoik asit Unibaby ve Sebamed'de bulunuyor. Pentanol Sebamed'de bulunuyor. Kokoglisoid Sebamed'de bulunuyor. Camilla Recutata Flower Extract Sebamed'de bulunuyor. Sorbitol Sebamed'de bulunuyor. Bisabilol Sebamed'de bulunuyor. Sodyum Hidroksit Sebamed'de bulunuyor. Prunus Amygdalus Dulcit Sit Extract Hip'te bulunuyor. İçeriklerimizi inceledik. Tüm içeriklerini kıyasladığımızda benim sıralamamda, benim tercihim yani kullanıcı deneyimlerimi göz önüne aldığımda yeni doğan ıslak mendillerin kullanımına devam edilmesi daha mantıklı gözüküyor. Çünkü içerikleri daha az saf su ve pamuktan oluştuğundan dolayı içeriklerine katkı maddeleri arttıkça kimyasal oranlarının da arttığını düşünüyorum. Bu yüzden benim birinci sıramda Unibaby, ikinci sırada Sleepy, üçüncü sırada Bebedor kullanılabilir. Tabii fiyat performans değerlendirdiğinizde Unibaby'nin fiyatı biraz daha fazla diğerlerinden. Yani orta hallide olarak Sleepy'ye devam edilebilir diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.